Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlere şöyle bir video ile karşınızda olacağız arkadaşlar. Biz ne yazık ki şu elimizde bulunan Arzum marka Iron Mix model blender'ı yere düşürdük arkadaşlar. Ve daha sonrasında bunu böyle yerden aldık ve şu an çalışmıyor. Bakalım bunu tamir edebilecek miyiz? Tabii ki ben usta değilim. Yani tamirat işleri de pek elimden gelmez. Ancak gözüme bir şey takıldı arkadaşlar. Eğer sorun oradaysa bu işi hallederiz biz. Neyse videoya geçelim. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İyi seyirler, hoşça kalın. Evet, videonun başında dediğim gibi arkadaşlar biz bu blenderımızı yere düşürdük ve daha sonrasında şöyle ikiye ayrıldı, yerden de bu şekilde aldık. Şimdi benim tahminim arkadaşlar, şunun içini şöyle bir inceledim de herhangi bir kopan, eden, savrulan parça da çıkmayınca aklıma direkt bir yerde herhalde temassızlık olduğu geldi. Ve şunu düşündüm ben, acaba bu olabilir mi diye. Çünkü şuradan gelen çalıştırma gücü var arkadaşlar. Böyle bastığımız zaman tuşuna. Şuradan bir plastik kalkıyor ve bunu ben şuraya oturttuğumda şunu gördüm. Yani burada bir itme kuvveti yaptığınız zaman. Şimdi bunu yapıp bir deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım doğru mu düşünüyoruz diye. Şimdi bunu nasıl tutturalım? Ben hızlı yapıştırıcı düşündüm. Ama bizde sanırım yok. Daha normali. Şöyle bir elektrik bandı dedim. Bununla tutturursam acaba nasıl olur diye. Bir onu deneyeceğim şimdi. Hemen şöyle biraz koparıp deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir yapıştırsak. Şuradan. Ha, fazla geldi şu an. Neyse. Bu halledilir. Şunun fazlasını bir alırız arkadaşlar. Şimdi burayı sabitledik. Yani buradan tuşa bastığımız zaman şu itme gücüyle bir kuvvet olacak. Şimdi arkadaşlar bir de kapağını kapatmayı deneyelim. Bir bakalım şuradan ayırmaya çalışacağız. Ha, yalnız o da dönüyor. Onun dönmemesi lazım. Onu da şöyle tutalım. Şunu şöyle tutsak. Şunu şuradan çevirsek. Dönmeye başladı. Evet. Heh, çıktı. Heh, bu gitti içeri. Tamam. Şurada sigorta gibi bir şey var da o gitti içeri iyice. Şimdi işimize bakalım. Allah Allah. Bu sefer de altı oturmuyor. Ha, şurada çentikler varmış ya. Dur. Dur. Şurada çentikleri geçirmemiz lazım önce. Ha. Bunlar geçti mi? Geçti. Tamam. Şimdi üstü kapatmamız lazım. Ha. Hadi bak. Ha. Bir dakika. Kabloyu ezdi ya. Tamam. Bir de burayı yaptık. Tamam. Şimdi buradan vidayı sokup çevirsek tabii döneceği yer yok değil mi? Döneceği yer kalmadığı için. O boşta. Bunu çıkaralım. Neyse biz yine bir siyah bant operasyonu yapalım bunu. Alt tarafı mikser, yani ne olabilir ki? Tamam. O üstü kapattık arkadaşlar. Altı da kapalı. Altına bir şey yapmaya gerek yok. Zaten çantikleri geçti. Evet, şu an çalışacağını zannediyorum arkadaşlar. İstiyorsanız bir de priz başına geçelim. Ya uçacağız ya kaçacağız, bakalım ne olacak. Evet, şimdi bir priz başına gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi küçük besleme pozisyonuna geçtim ama kusura bakmayın bu görüntü için. Priz aşağıdaydı, yani yapacak bir şey yok. Bir de şunu yapan elektrikçiye teşekkür ediyorum. Yani böyle bir priz herhalde dünyada yoktur. Yani çapraz duruyor gördüğünüz gibi, hani yer böyle. Priz böyle çapraz. Neyse çocuk ağlıyor, acele edeyim ben. Şimdi arkadaşlar blenderımızı kapattık. Prizin başındayız ve risk alarak şunu çalıştırmayı deneyeceğim. Hiçbir güvenlik önlemi yok. Dur yavrum dur. Prize takıyorum. Evet, bir sıkıntı olmadı. Kameraman da geri kaçıyor. Evet, tuşa basıyorum arkadaşlar. Çalışırsa ne alır? Çalışmazsa battık sayılır. Bir saniye. Anam. Ha. Öyle miydi bu? Sesi böyle miydi? Daha şeydi. Daha sert mi? Hı hı. Tamam. Neyse arkadaşlar, ben bunu tamir ettim. Gerçekten hani inanamıyorum kendime. Evde ilk defa bir şey tamir ettim. Şöyle çalıştığını da göstereyim size. Herhangi bir yanık kokusu da yok.
Evet, bizden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi seyirler, hoşça kalın. Görüşmek üzere.